Müslümanlar arasında bazıları Rumi felsefeyi, bazıları Kur'an'da apaçık çirkinlik olarak bildirilen homoseksüelliği, bazıları haram olan şarabın helal olduğunu, bazıları her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğini inkar eden Darwinizm safsatasını anlatarak Kur'an'a uygun olmayan bir İslam anlayışını ortaya koyan bir takım kişiler var. Bazı kişilerin anlattığı bu yanlış İslam anlayışı tüm İslam alemi için bir tehlikedir. İslam'ı yanlış tanıtan bir felsefeyi yaymaya yönelik bu duruma karşı Müslümanların çok dikkatli olması gerekir. Quillian Vakfı, Londra'da faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu. Müslümanlara sözde hizmet veriyor gibi görünen bu vakfın düzenlediği sergide, Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen eserlerde övülen erkek erkeğe ilişki ile ilgili bilgi anlatılıyor. Vakıf, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Quilliam Vakfı'nın 21 Nisan 2016'da düzenlediği İslam'da Cinsiyet Çeşitliliği başlıklı panelde Allah'ın iğrenç bir çirkinlik olarak bildirdiği ve haram kıldığı homoseksüellik anlatıldı. Panele İngiltere'nin kendini Müslüman tanıtan ünlü homoseksüelleri konuşmacı olarak katıldı. Vakfın kurucularından Rumeli ve Darwinizmi savunan Macit Navas, homoseksüelliğin anlatıldığı bu paneli sosyal medya sayfasında şöyle tanıttı. Quilliam Vakfımızın düzenlediği panelde muhteşem konuşmacılar. Peter Tatchell, Nez and Med Vakfı, homoseksüel haklarını savunan bir kuruluş. Hakan Kureşi, Şerin Elfeki, Sohail Pak-Brit, Asif Lahor, Baradar. Oysa Allah Kur'an'da homoseksüelliğin hayasız bir çirkinlik olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz de hadislerinde homoseksüelliğin en korkunç fiillerden biri olduğunu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir homoseksüelliktir. Kuilin Vakfı'nın Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliği konu alan panelinin konuşmacıları. Asif Lahor, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Asif Lahor, homoseksüelliğiyle ve homoseksüelliği konu alan tiyatro oyunlarıyla tanınan biri. Homoseksüellerin müdavimi olduğu bir gece kulübünü işletiyor. İngiltere'nin en önde gelen homoseksüellerinden biri olarak tanınıyor. Arya Alaga, Londra'da yaşayan homoseksüel bir sosyal medya uzmanı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Ailesi İranlı, kendisi İngiltere'de doğmuş. Müslüman dünyası içinde homoseksüellerin sözde meşru görülmesi için çalışmalar yapıyor. Hakan Kureşi, babası Birmingham Merkez Camii'nin kurucularından. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. 22 yaşından bu yana homoseksüel hayat yaşadığını söylüyor. Yazılarıyla, katıldığı programlarla, anlatımlarıyla Müslümanlar arasında homoseksüelliği gündemde tutan kişilerden biri homoseksüelliği anlatan çok sayıda kuruluş oluşturdu. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dedi ki, gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Peter Tatchell, İngiltere'de faaliyet gösteren ve Quilliam ekibiyle ortak çalışmalar yapan, kendisinin basın önündeki çok defa açık beyanına göre İngiltere'nin en bilinen homoseksüellerinden biri. Aynı zamanda Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Homoseksüelleri savunan ünlü Termama organizasyonunda da görev yapıyor. 1967 yılından beri homoseksüelliğin artmasına yönelik teşvik edici faaliyetler yapıyor. Birçok ülkede homoseksüel evliliklerin yasallaştırılması için örgütlü çalışmalar yapıyor. Matt Oxton 23 yaşındayken Nez isimli bir erkekle Londra'da yaşamış olan Matt Oxton, İngiltere'nin ünlü homoseksüellerinden biri. İlişkisinin olduğu Nez isimli kişinin intihar etmesi üzerine Nez and Matt Foundation adında homoseksüelliği anlatan bir vakıf kuruyor. Ve homoseksüelliğin sözde meşrulaştırılması için bu vakıf üzerinden faaliyet yapıyor. Quillin Vakfı'nın İslam'da cinsellik adı altında düzenlediği ve homoseksüelliği öven sergiye Matt and Nez Foundation'da destek vermişti. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da her gün yüzlerce Müslüman şehit edilirken, Akdeniz'de her gün onlarca Müslüman boğulurken, milyonlarca Müslüman mülteci konumunda yaşarken, Kuyulian Vakfı'nın ilgilendiği konu Kur'an'da haram olan homoseksüelliğin yaygınlaştırılması. İslam'a göre homoseksüellik Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Peygamberimiz bir hadisinde bu fiili iğrenç olarak nitelemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Lut kavminin iğrenç fiilini yani homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. Ayette ise şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Quilliam Vakfı'nın homoseksüelliği anlatmak kadar faaliyet gösterdiği bir başka alanda Rumilik ve Darwinizm propagandası. Bu vakıf aracılığıyla dünyanın dört bir yanına gönderilen Müslüman görünümlü kişiler Darwinizmi ve materyalizmi anlatıyorlar. Gittikleri yerlerde Kur'an'da canlıların evrimi iddiasını doğrulayan hiçbir ifade olmadığı halde evrim varmış gibi anlatıyorlar. Kur'an'da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hazreti Musa'nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kur'an'da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kur'an'ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam'la Darwinizm'i bağdaştırmaya çalışmak Kur'an'ın ilkelerine uymaz. Et Hüseyin Kuilyum Vakfı kurucusu, Bangladeş asıllı bir aileden gelen Ed Hüseyin'in gerçek adı Muhammed Mahbub Hüseyin. Haşa peygamberimizin ismini kullanmak istemediği için Ed ismini tercih ediyor. Rumili ve Darwinizmi savunuyor. Ed Hüseyin'in kendisi hakkında verdiği bazı bilgiler. Buradaki tüm ifadelerden Allah'ı, İslam'ı ve Kur'an'ı tenzih ederiz. Artık onun adına yaşamamızı isteyen bir Allah'a inanamıyordum. Aslında Allah'ın artık o olduğunu bile düşünmüyordum. Allah insanların icadıydı. İnsanlara ait bir çıkarımdı. Zaman geçtikçe Allah bilincim gelmiş geçmiş en düşük seviyeye indi. Hayatımdaki Allah'ın varlığı kaybolmuştu. İslam'ın kutsal kitabıyla bağlantımı kaybetmiştim. İslam'ın ruhunu kaybetmiştim. Hala iki yüzüm, iki kişiliğim vardı. İslam'ı manevi bir arayış olarak kabul edemiyordum. Allah'a uzaklığımın nedeni, 10 yıldır kalbimde gerçek iman kalmamıştı. Görünüşte öyleydim. Politik amaçlarla kullanıyordum. Fakat İslam'ın hakikatini kaybetmiştim. Ed Hüseyin'in en beğendiği ve aydınlatıcı bulduğunu söylediği kişilerden biri ise Mevlana Rumi. Macit Navas, İngiltere doğumlu, aslen Pakistan asıllı. Kuilin Vakfı'nın kurucularından biri, Et Hüseyin'in ortağı. Twitter sayfasında Hz. İsa ve Allah'la ilgili haşa Müslümanları rencide eden karikatürler paylaştı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. İslam barış dini değildir diye açıklaması var. Macit Namaz'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise Allah'ın haram kıldığı İğrenç bir pislik olan homoseksüelliği sürekli gündemde tutması, katıldığı birçok programda ve yazılarında homoseksüelliği anlatıyor ve kendince homoseksüelliğin İslam'a aykırı olmadığını savunuyor. Örneğin 2014 yılında BBC'de katıldığı bir programın konusu hem Müslüman hem homoseksüel olunur mu? Macit Nevaz bu programda evlilik öncesi seks'e ve homoseksüel evliliğe karşı çıkmak bağnaz fikirlerdir iddiasını öne sürüyor ve her türlü homoseksüel ilişkinin ve homoseksüel evliliğin Müslümanlar tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyor. İslam'a göre homoseksüellik Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Lut da hani kavmine demişti. Siz gerçekten sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı çirkin bir utanmazlığı yapıyorsunuz. Siz yine de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız? Macit Nevaz son zamanlarda yayınladığı bir yazıdaysa, modern Müslümanlar neden homoseksüel cinsellikten korkuyorlar? Müslümanların altın çağında böyle değildi iddiasında bulunuyor. Bu yazıda resim olaraksa iki erkeğin dudak dudağı resmini kullanıyor. Macit Nevaz bu yazısında ayrıca pek çok sözde İslam aleminin homoseksüelliği normal gördüğünü iddia ederken, bu konuya örnek olarak da Mevlana'yı veriyor. Mevlana olduğu iddia edilen kişinin Şems Tebrizi'ye olan derin tutkusunu ve aşkını eserlerinde ifade ettiğini kendince homoseksüelliği savunmak için delil olarak kullanıyor. Dikkat edin! Kur'an'da haram olan homoseksüelliği överek anlatan, her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğiyle çelişen bazı görüşlere sahip olan bir takım şahıslar, Kur'an'da tarif edilen Müslüman anlayışından farklı bir yapıyı kamuoyuna anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Lut kavminin iğrenç fiilini, homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. Ünlü ateist Ayan Hırsi Ali ile çıktığı bir programda, Hz. Muhammed'in yaptığı her şeyi desteklemiyorum diyen Macit Navaz, tıpkı Darwinistler gibi insanların bir tür hayvan olduğunu iddia ediyor ve şöyle diyor. İki aşırı uç arasında bir denge kurmaya çalıştım. Ama insanlar kompleks hayvanlar. Macit Navazı destekleyenlerden biri de Darwinist, ateist ve İslam karşıtı olan Richard Dawkins. Macit namazla Richard Dawkins birlikte bir televizyon programına katıldılar. Yaptığı son açıklamada insanların dinlerine saldırmalı. Bence dine her fırsatta saldırarak konuşmak gerekir diyen, ülkeye alınacak Suriyeli ve Iraklı mültecileri seçerken İslam'a olan inançlarını yitirmiş olanlara öncelik tanınması gerektiğini iddia eden Dawkins, sitesinde Macit Navaz'ı tanıtıyor ve sosyal medya hesabında seçimde oy verilmesi gereken kişinin de Macit Navaz olduğunu yazıyor. Darwinist Richard Dawkins'in övdüğü Macit Navaz Allah ve İslam hakkındaki düşüncelerini ise şöyle ifade ediyor. Allah'ı ve İslam'ı tenzih ederiz. Şimdi senden ayrılırken saçlarım beyaz, kafam karışık, sorularım ve kuşkularım var. Ruhum Allah'la savaş halinde. Chatmouse ve Quillion Vakfı bağlantısı Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Chatham House 30 Mayıs 1919'da Paris Majestic Otel'de yapılan Round Table, yuvarlak masa toplantısıyla kuruldu. Toplantının katılımcıları arasında Rockefeller, Morgan, Carnegie, Rothschild ve Rhodes aileleri vardı. Toplantının amacı Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya yeni bir şekil vermekti. İsrail devletinin kuruluşuna öncülük eden, Osmanlı'yı parçalayan, Sykes-Picot haritalarını çizen ve sevri yapan bu masa, yani Chatham Birinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu burada belirlendi. Yuvarlak masa, daha sonra bir düşünce kurumuna dönüştürülüp, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adını aldı. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adı altında faaliyet gösteren Chatham House, basında derin dünya devletinin stratejik entelektüel motoru görevini yapan kurum olarak tanımlanır. Chatty Mouse ile Quillium Vakfı bağlantı halinde. Chatty Mouse, Quillium Vakfı kurucusu Macit Nevaz'ı yalnız üyelerinin okuyabileceği özel bir sayfayla tanıtıp yazılarının okunmasını tavsiye ediyor. Quillium Vakfı kurucularından Ed Hüseyin, Londra'da Chatty Mouse'un düzenlediği, İngiltere'nin yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı mücadele gündemi konulu bir toplantıya konuşmacı olarak katılıyor. Quilliam Vakfı'nın başkanı ve yönetim kurulu üyesi Norman Benotman, Londra'da Frontline Club adlı kuruluşun düzenlediği toplantıya Chat茅house'tan Maha Azzamla birlikte katılıyor. Basında yer alan bilgilerde toplantının bitimi sonrasında katılımcılar arasındaki konuşmaların gece yarısına kadar sürdüğü söyleniyor. Quilliam Vakfı'ndan Norman Benotman, BBC sunucusunun yönettiği bir başka toplantıya Chat茅house'tan Sir Richard Dalton'la katılıyor. Mouse üyesi Orta Doğu Kuzey Afrika programında araştırmacı Hasan Hasan, Quilliam Vakfı'nın hazırladığı raporu önemli okunması gerektiğini söyleyerek yayınlıyor. Chetty Mouse üyesi Hasan Hasan, Quilliam Vakfı kurucusu Ed Hüseyin'in yazılarını paylaşarak düzenli olarak destek veriyor. Ed Hüseyin'le görüş alışverişinde bulunuyor. Ayrıca Ed Hüseyin'in CFR'da yaptığı konuşmanın ses kaydını paylaşıyor. Ruth Michelson, Orta Doğu ülkelerinde çalışan gazeteci. Darwinizmi ve Rumiliği savunuyor. İnternet hesabında Rumeli'yi öven paylaşımlar yapıyor. Allah'ın haram kıldığı, Kur'an'da çirkin bir hareket olarak bildirdiği homoseksüelliğin süper havalı olduğunu kendince iddia ediyor. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında homoseksüel barlarında çoğu homoseksüelden daha fazla zaman geçirdiğini söylüyor ve buna yani homoseksüelliğe o kadar hazırım ki aslında homoseksüel bir erkek olabileceğimi düşünüyorum yazıyor. Ruth Michelson Kuilyum Vakfı kurucuları Ed Hüseyin ve Macit Navas, Chatham yöneticilerinden Hasan Hasan, Nirvana Mahmut ve Ziya Meral gibi kişilerle de bağlantı halinde. Onların yazılarını beğeniyor, paylaşıyor. Ve Nirvana Mahmut, kendi sitesinde Ruth Michaels'ın yazılarını Mısır hakkındaki en iyi makaleler diye tanıtıp övüyor. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dedi ki, gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Nadim Kotek, Lübnanlı politika hicivcisi, yorumcu. Darwinist ve Rumi, Kur'an'a göre haram olan homoseksüelliğe destek veren yorumlarıyla tanınıyor. Faysal Abbas, Mustafa Akyol, İyad El Bağdadi, Macit Rafizade gibi kişilerle sosyal medyadan yakın bağlantısı var. Bu kişilerin yazılarını paylaşıyor, görüşlerini övüyor. Joyce Karam, Londra merkezli Arapça günlük gazete El Hayat'ın Washington büro şefi ve Faysal Abbas'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı El Arabiya'nın yazarlarından biri. Rumi ve Darwinist. Allah'ın çirkin bir haram olduğunu bildirdiği homoseksüelliği destekliyor. Dini konularla ilgili saygıya uygun olmayan paylaşımlar yapıyor. Ziya Meral, Faysal Abbas, Macit Rafizade gibi kişiler sık sık Joyce Karam'ın yazılarını tavsiye ediyorlar. Zaid Hamid, Pakistan kökenli, televizyon yorumcusu, kendisini savunma ve güvenlik analiz uzmanı olarak tanımlıyor. Rumiliği ve darvinizmi savunuyor. Suudi Arabistan'da İran ajanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bu kişinin Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'i ve Pakistan ordusundaki bazı üst düzey kişileri öldürmek için plan yaptığı ve orduyu darbeye teşvik ettiği yönünde iddialar da gündeme gelmişti. Kendisini Türkiye yanlısı gibi göstermeye çalışan ancak paylaşımlarında sık sık Türkiye ve hükümetimiz aleyhinde haksız ithamlarda bulunan birisi. Henry Barki, eski CIA Ortadoğu uzmanlarından, Rumili ve darbeizmi savunuyor. Türkiye'de CIA istasyon şefliği yapan ve Fethullah Gülen'e Amerikan vizesi almasını sağlayan Graham Fuller'ın yakın çalışma arkadaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gülen örgütüne ait Rumi Forum'da çalışıyor. Abdullah Öcalan'la İtalya'dayken görüşmek için Graham Fuller'la birlikte Roma'ya gittiler. Öcalan'ın İtalya'ya sığınmasına aracılık yaptı. PKK'nın ABD temsilcisi Kani Gülen için tavsiye mektubu yazdığı biliniyor. Eski ABD Ankara Büyükelçileri Abramowitz ve Edelman, Ed Hüseyin, Henry Barkey 3-4 Amerikalı generalle birlikte bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantıda yeni Türkiye ve Suriye'nin nasıl şekilleneceğini konuşmuşlardı. 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gün Fethullah Gülen'e sürekli övgüler dizen Henry Barkey'in İstanbul Büyükada'da olduğu ortaya çıktı. Henry Barkey otelden ayrılırken resepsiyoniste üzerinde Pensilvanya yazılı bir çan bıraktı. Barkey'in oteldeki bir garsona Türkiye'ye ilk gelişimde HSBC patladı. İkinci gelişimde Gezi patlak verdi. Şimdi de darbe girişimi yaşandı demesi dikkat çekti. Henry Barkey'in katılımıyla Haziran 2007'de Amerika'da yapılan bir toplantıdaysa Türkiye'de darbe olursa neler yaşanır senaryosu konuşulmuştu. 2007'deki toplantının senaryosu şuydu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu suikast sonucu öldürülecekti. Beyoğlu'nda patlayan bomba 50 kişinin ölümüne neden olacaktı. Meral Hüseyin Ece Barones Hüseyin Ece ismiyle de tanınıyor. Darwinizmi ve Rumiliği savunuyor. Ed Hüseyin ve ekibiyle bağlantı içinde. Sosyal medyada arkadaşları arasında Ed Hüseyin, Mustafa Akyol, Justin Trudeau, Sunny Handel, Hasan Hasan, ve homoseksüellere desteğiyle tanınan Tel Mama organizasyonu var. Sosyal medya sayfasında İngilizlerin devleti yandaşlarının şifreli mesajlarında kullandıkları sembol ve sözleri kullanıyor. Allah'ın çirkin bir haram olarak bildirdiği homoseksüelliği, desteklediği izlenimini veren görüşler savunuyor. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Tony Blair İnanç Vakfı ve Quilliam Vakfı bağlantısı. Tony Blair İnanç Vakfı Quilliam Vakfı ile paralel çalışmalar yapıyor. Kuilin Vakfı kurucusu Ed Hüseyin, Tony Blair İnanç Vakfı'nda da kıdemli danışman ve strateji direktörü olarak görev yapıyor. Kuilin Vakfı'nda yetiştirilen kişilerin bazılarına sonradan Tony Blair İnanç Vakfı'nda görev veriliyor. Ed Hüseyin, 2015 yılında Tony Blair İnanç Vakfı bünyesinde Din ve Jeopolitika Merkezi, CRG adında bir bölüm oluşturdu ve bunun tanıtımını kendi sayfasında yaptı. Tony Blair İnanç Vakfı sayfasında Ed ile birlikte kurdukları Din ve Jeopolitika Merkezi için Ed Hüseyin'in yazdığı rapor ve Ed Hüseyin'in diğer yazıları tanıtılıyor. Ed Hüseyin, Tony Blair İnanç Vakfı ve CFR'ın ortak düzenlediği toplantıya da konuşmacı olarak katılıyor. Ve CFR Tony Blair İnanç Vakfı'nın duyurusunu yaptığı Ed Hüseyin'in raporunu sayfasında yayınlıyor. Tony Blair İnanç Vakfı, Ed Hüseyin'den kıdemli danışmanı diye söz ederek The Guardian gazetesinde çıkan yazısını duyuruyor. Tony Blair İnanç Vakfı aynı zamanda ilham veren konuşmacıları dinleme ayrıcalığına sahip olduk diyerek Quillian Vakfı kurucularından Macit Navaz'ın tanıtımını da yapıyor. Tony Blair İnanç Vakfı, Quillian Vakfı üyesi ve Allah'ı inkar eden evrim teorisinin savunuculuğunu yapan Usama Hasan'ın yazısını da vakfın sayfasında tanıtıyor. Quillian Vakfı üyelerinden Jonathan Russell, Tony Blair İnanç Vakfı için yazdığı raporu Quillian'ın sayfasında duyuruyor. Usama Hasan, Quillian Vakfı'nın İslami Çalışmaları bölümünde araştırmacı, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Tıpkı Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen eserlerde olduğu gibi İslam'ın evrim teorisiyle uyumlu olduğunu iddia ediyor. İslam'da evrimin olduğu yanılgısını savunuyor ve bu yönde uluslararası propaganda yapıyor. Hayatın başlangıcının uzaydan gelmiş olabileceğini anlatıyor. Oysa bilim evrim olmadığını göstermiştir ve Kur'an'da evrim yoktur. Haşa Kur'an'ı yeterli görmeyip Kur'an'daki emir ve yasakların tekrar ele alınıp yeni bir şeriat oluşturulması gerektiğini söylüyor. Kur'an'da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hz. Musa'nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi, insan da Kur'an'da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kur'an'ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen, İslam'la Darwinizmi bağdaştırmaya çalışmak Kur'an'ın ilkelerine uymaz. Telmama Vakfı ve Fiyaz Mugal, Rumiliği ve Darwinizmi savunan bir diğer İngiliz vakfı. Görünürde Müslümanlara karşı yapılan saldırıları raporlayan bir organizasyon olarak kendisini tanıtan vakıf, Kur'an'a göre iğrenç bir fiil olan homoseksüelleri savunmasıyla biliniyor. Quilliam Vakfı ile ortak çalışmalar yapıyor. 9 Temmuz 2014 tarihinde Telmama ve yöneticisi Fiyaz Mugal, Quilliam'da toplantı yaptı. Toplantının konusu, Müslümanlar hakkında bilgi toplamak için nasıl bir yöntem izlenmesiydi. Toplantıya Usama Hasan da katıldı. Vakfın kurucusu Fiyaz Mugal, sosyal medyada homoseksüellere verdiği destekle de tanınıyor. İngiltere'nin ünlü homoseksüellerinden Peter Tatchell'la sıkı bağlantı içinde olan Fiyaz Mugal, bir sosyal medya paylaşımında Londra'da homoseksüeller yürüyüşüne katılan ve kendisini en yaşlı homoseksüel olarak tanıtan birini övüyor ve bu kişiyi kendi taraflarında olan şahane bir insan olarak niteliyor. Termama Vakfı'nın bir diğer önemli destekçisi ise Sayıda Varsi. İngiltere hükümetinin Müslüman ilk kadın bakanı olan Sayıda Varsi'nin de tüm bu çevreyle en büyük ortak özelliği homoseksüellere verdiği destek. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah erkekle cinsi temas kuranın yüzüne bakmaz, onu rahmetinden kovar. Allah, bir iğrençlik olan homoseksüelliği uygulayan ve tüm uyarılara rağmen bundan vazgeçmeyen kavimlere tüm insanlığa ibret olacak bir son hazırlamıştır. Lut kavminin Pompei halkının sonları ibret vericidir. Buna karşı insanların bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi şarttır. Kovulmuş şeytanlar Rabbime sığınırım. Siz gerçekten kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz yaptığı şeyi bilmeyen bir kavimsiniz. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnızca karısı hariç. Onu geride, azap içinde kalanlar arasında takdir ettik. Varsi, Müslümanların İngiliz parlamentosunda sözde temsilcisi olan Sayıda Varsi, açıkça Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliği savunmaktadır. Darwinizm ve Rumilik savunucusudur. Müslümanların kendince modernleşmesi için homoseksüelliği savunmaları gerektiğini öne sürmektedir. Örneğin Sayıda Varsi Daily Mail gazetesinde Müslümanların homoseksüel hakları konusunda ilerlemeci olduğunu iddia ederek kendince Müslümanları bu alanda yönlendirmek istiyor. Sosyal bir muhafazakarlık, hatta sosyal bir hoşgörüsüzlük var. Fakat homoseksüellik konusunda çoğu dindar cemaat bir mesafe kaydetti. Benim partimde İngiltere Kilisesi de bunu yaptı diyen Sayıda Varsi sosyal medya sayfasında şu paylaşımı yaptı. Homoseksüel karşıtlığından homoseksüel haklarına yolculuğu hepimiz yaptık. Muhafazakarlar, kilise ve Müslümanlar. İslam'a göre homoseksüellik Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lutta kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Faysal Abbas, El Arabiya İngilizce sayfası editörü. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Ziya Meral, Londra'da yaşıyor. Quillin Vakfı'nın referans gösterdiği kişilerden biri. Türkiye ve Orta Doğu uzmanı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor sosyal medyada sık sık Rumi paylaşımları yapıyor. Iyad el-Bağdadi, Arap Baharı aktivisti, Norveç'te politik sığınmacı olarak yaşıyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Omar Aşur, aslen Mısır kökenli ama İngiliz vatandaşı. Chetty Mouse üyesi, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Kuilin Vakfı ile ortak çalışmalar yapan, Exeter Üniversitesi'nde güvenlik çalışmaları konusunda eğitimci. Mo Ansar, asıl ismi Muhammed Ansar, aslen Pakistanlı. Haşa Muhammed peygamberimizin ismini kullanmak istemediği için kısaltılmış olarak Mo ismini tercih ediyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Sam Harris, Macit Namaz'ın birlikte kitap yazdığı, Habibim, sevdiğim diye ifade ettiği ateist Amerikalı yazar. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Yeni ateizm akımının savunucusu. Bu akıma göre dine karşı çıkılmalı ve din baskı altında tutulmalı. Sam de Allah'ın haram kıldığı bir eylem olan homoseksüelliği savunuyor ve sosyal medya hesabında homoseksüel haklarıyla ilgili yazı paylaşıyor CJ Burlamın Avustralya'lı ateist yazar Rumiliği ve darwinizmi savunuyor Allah'ı tenzih ederiz Tanrı senden nefret ediyor isimli kitabında ve diğer tüm kitaplarında Allah'a dine mukaddesata karşı saygıya uygun olmayan çok ifadeler var Allah'a İslam'a Kur'an'a karşı olduğunu söyleyen bazı kişilerin, Müslüman görünümlü bir takım kişilerle birlikte Rumiliği savunması dikkat çekicidir. Rumilik bazı çevreler tarafından Kur'an'da olmayan bir İslam anlayışını Müslümanlara telkin etmek için kullanılmaktadır. Hamza Yusuf, Amerikalı, gerçek adı Mark Hansen, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. 15 yıldır Türkiye'de Rumiliği anlatıyor. Timothy Winter, İngiliz, kendisini Abdal Hakim Murat adıyla tanıtıyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Cambridge Üniversitesi'nde İslam eğitimi veriyor ve derslerinde ağırlıklı olarak Rumilik üzerinde duruyor. Anno Bunnik, istihbarat konusunda uzman, üniversitede eğitmen, Orta Doğu ve çatışma konusunda yorumcu. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Dimitris Bibikos, Müslüman olduğunu iddia eden, içki şişesiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan, paylaşımlarında şiddet eğilimi olan, homoseksüelleri savunan, Kur'an ahlakına uygun olmayan yorumlarıyla dikkat çeken bir kişi. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dedi ki, gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir, homoseksüelliktir.'' Sarah Maple, İran kökenli İngiliz feminist, Darwinist ve Rumiliği savunuyor. Yaptığı sergilerle kendince Müslüman kadınları küçük düşürüp alay etmeye çalıştığı için başta Macit Namaz olmak üzere bu ekibin desteğini alıyor. İslam'a karşı eserleri olduğu için İngiltere'nin en büyük sanat galerileri de bu çalışmalarını sergilemesine imkan veriyor. Macit Rafizade, İran ve Suriye kökenli. İslam aleyhindeki kitaplarıyla tanınan yazar. Darwinist ve Rumiliği savunuyor. Allah'ı tenzih ederiz. Kitabının adı Kadınlardan Nefret Eden Bir Tanrı. Yayınlanma aşamasında olan yeni kitabında ise İslam'ı neden ve nasıl terk ettiğini anlatıyor. İslam'a göre çirkin bir iğrençlik olan erkek erkeğe ilişkiyi savunuyor. İslam ve Müslümanlar aleyhindeki yorumları nedeniyle bazı İngiliz ve Amerikan basınından özel destek görüyor. David Lepeska İstanbul merkezli Amerikalı serbest gazeteci. Türkiye'ye girişi sakıncalı kişiler listesinde yer aldığı için 25 Nisan 2016'da Türkiye'ye tekrar girişi yasaklandı. Türkiye aleyhinde yanlı yazılarıyla tanınıyor. Darwinist ve Rumiliği savunuyor. Sosyal medya sayfasında erkek erkeğe ilişkiyi normal gören paylaşımlar yapıyor. Dikkat edin. Kur'an'da haram olan homoseksüelliği överek anlatan, her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğiyle çelişen bazı görüşlere sahip olan bir takım şahıslar, Kur'an'da tarif edilen Müslüman anlayışından farklı bir yapıyı kamuoyuna anlatıyorlar. Sunny Handel, Hint kökenli, Londra doğumlu, yazar ve akademisyen. Müslümanların inançlarıyla kendince alay eden ve İslam'a göre iğrenç bir pislik olan homoseksüelliği savunan yazıları ve paylaşımlarıyla tanınıyor. Örneğin Charlie Hebdo'nun, haşa, Hristiyanlar ve Müslümanlarla kendilerince alay ettiklerini zannettikleri karikatürlerini paylaşıyor. Homoseksüel haklarını savunan paylaşımlarından biri de homoseksüel bayrağının göndere çekilmiş olduğunu gösteren bir fotoğraf. Bu fotoğrafla birlikte Asyalılar arasında homoseksüellik karşıtlığını sorgulamaları gerektiğini iddia ettiği yorumuysa şöyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi bugün homoseksüel evliliğini yasalaştırdı. Bu tarihe geçti. Bir başka paylaşımındaysa Müslümanlar arasında homoseksüelliğin yaygınlaşmasını mükemmel bir haber olarak niteliyor. Sunny Handel'ın övdüğü olaylardan biri ise İskoçya'nın siyasi parti liderlerinin çoğunluğunun homoseksüel olan tek ülke olması. Sunny Handel'ın yazıları, homoseksüelliği savunan vakıf Telmama tarafından da övgüyle paylaşılıyor. Ünlü İngiliz homoseksüel Peter Tatchell da İslam'ın Büyük Homoseksüel Aşkı başlıklı yazıyı Sunny Handel'la paylaşıyor. Tüm bu bilgiler, İslam aleminde Allah'ın haram kıldığı bir fiil olan homoseksüelliğin yaygınlaşması için nasıl bilinçli bir hareket yürütüldüğünü gösteriyor. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Peygamberimiz ise şöyle buyurmuştur. Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir. Homoseksüelliktir. Yalda Hakim, Afganistan doğumlu, İngiltere'de gazetecilik yapan Yelde Hakim de Rumi'liği ve Darwinizm'i savunan şahıslardan biri. BBC'nin homoseksüelliği öven, Quilliam Vakfı'nın haberlerinin büyük kısmını hazırlayan kişi. Quilliam Vakfı'nın düzenlediği homoseksüelliği teşvik eden serginin haberini de yapan Yelde Hakim ve bu sergiyi sosyal medya sayfasında duyuruyor. İslam ve Cinsellik, Quilliam ve Macit Navas tarafından yeni bir sanat sergisi. Londra'da bir ile bu konuyu konuşuyoruz. Macit Navaz da Yelda Hakim'e sayfasında Quilliam'ın sergisini haber yaptığı için teşekkür ediyor. Amerika'da homoseksüel evliliğin yasal hale gelmesini öven tweetler yazan Yelda Hakim, sık sık Rumilik sözleri de paylaşıyor. Malta'da bulunan OBS istihbarat kuruluşu ise Yelda Hakim'e Rumi paylaşımları nedeniyle teşekkür ediyor. Yelda teşekkürler. Büyük Rumi'den daha fazla paylaşmaya devam et. Dikkat edin, Kur'an'da haram olan homoseksüelliği överek anlatan, her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğiyle çelişen bazı görüşlere sahip olan bir takım şahıslar, Kur'an'da tarif edilen Müslüman anlayışından farklı bir yapıyı kamuoyuna anlatıyorlar. Haras Refik, Kuyulin Vakfı'nın yönetici müdürü. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Allahsız, dinsiz, Stalinist PKK'nın desteklenmesi ve bu terör örgütüne silah verilmesi gerektiğini söylüyor. Vatanımızı canı pahasına savunan askerlerimiz hakkında uygunsuz hitaplar kullanıyor. Haras Refik'in savunduğu şeylerden biri de Allah'ın haram kıldığı homoseksüellik hakları. İngiltere'de Warwick Üniversitesi, Dinler Arası Dayanışma, Homoseksüel Hakları Konferansı'nda yaptığı konuşma, ünlü homoseksüel Peter Tatchel tarafından paylaşıldı. Homoseksüel Tatchel, Haras Refik'in bu konuşmasını, Haras Refik'in İslam inancıyla, homoseksüel karşıtlığıyla nasıl savaştığını izleyin sözleriyle övüyor. Quilliam'da görev yapanlardan Haydar Zeki de, Quilliam Vakfı olarak Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliğin haklarını savunacaklarını söyleyerek Haras Refik'in homoseksüel hakları toplantısındaki konuşmasını paylaşıyor. Haras Refik, 2015'te katıldığı toplantıdaysa şunları söylüyor. İslamcılığı faşizm kadar istenmeyen hale getirmeliyiz. Eğer ırkçılığa karşı mücadeleye değiyorsa, homofobiye, homoseksüellik karşıtlığına karşı mücadeleye de değer, İslamcılığa karşı mücadeleye de. Haras Refik, sosyal medya sayfasında Rumi sözleri paylaşıyor ve bunları Macit Navaz gibi kişilere de gönderiyor. İslama göre homoseksüellik Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz." dedi ki, "Gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Lut kavminin iğrenç fiilini homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. Nirvana Mahmut, Orta Doğu konusunda yorumcu. Yazıları ağırlıklı olarak Türkiye'ye karşıtı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Homoseksüel hakları konusunda yazılar yazıyor. Macit Nava sık sık Nirvana Mahmud'un yazılarını tavsiye ediyor ve herkesin onu desteklemesini istiyor. Kuilyum'dan Haras Refik de Nirvana Mahmud'u Kuilyum'da yazmaya davet ediyor. Nirvana Mahmud Kanada Başbakanı Trudeau'nun homoseksüelleri desteklemesini şöyle övüyor. Bay havalı homoseksüelleri destekliyor. İslamcıları da eğer İslamcıların homoseksüellerin haklarını da kabul etmelerini sağlasa çok daha harika olurdu. Nirvana Mahmud'un desteklediği şeylerden biri de homoseksüellerin evliliği. Sevgili Mısırlılar, eğer homoseksüel evlilikten mutlu değilseniz buna izin veren ülkeleri ziyaret etmeyin. Bu arada kendi işinize bakın diyor. Et Hüseyin'le karşılıklı Rumi'nin sözlerini paylaşıyorlar. Et Hüseyin Nirvana Mahmud'a Rumi'nin şu sözünü gönderiyor. Yere diz çöküp öpmek için binlerce farklı yol vardır. Mevlana Rumi Nirvana Mahmut Mustafa Akyol'un New York Times'ta çıkan birçok Müslümanın homoseksüelliğe karşı düşmanlığının Kur'an'da yeri yok makalesini de paylaşıyor ve şunları söylüyor. Mustafa Akyol'un yazısı kesinlikle okunmalı. Ne yazık ki Müslümanlar homoseksüellik konusunda kendilerini eleştirmiyorlar. Dikkat edin, Kur'an'da haram olan homoseksüelliği överek anlatan, her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğiyle çelişen bazı görüşlere sahip olan bir takım şahıslar, Kur'an'da tarif edilen Müslüman anlayışından farklı bir yapıyı kamuoyuna anlatıyorlar. Rula Cebril, Hayfa İsrail doğumlu, dış politika analisti, yazar, romancı. Kendisini seküler Müslüman olarak tanımlıyor. Kuilin Vakfı kurucusu Et Hüseyin'in yakın çevresinde olan biri. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Homoseksüelliğe açıkça destek veriyor sosyal medya hesabında iki homoseksüelle birlikte geçirdiği bir akşamı müthiş bir akşam diye nitelendiriyor. Homoseksüelliği savunmak, insan haklarını savunmaktır iddiasında bulunuyor. Mustafa Akyol'un homoseksüellikle ilgili yazılarını paylaşıyor. Şiraz Mahir Londra King's College Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi'nde baş araştırmacı olan Şiraz Mahir, Pakistan kökenli bir İngiliz. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Et Hüseyin'in çalıştığı Tony Blair Vakfı ile de bağlantılı. Kuilin Vakfı, Şiraz Mahir'i destekliyor ve makalelerini paylaşıyor. Macit Navas, Şiraz Mahir'i takip edilmesi gerekir diyerek tavsiye ediyor. Telmama'nın çalıştığı homoseksüel aktivist Peter Tatchell da Şiraz Mahir'in yazısını paylaşıyor. Şiraz Mahir, homoseksüel evliliği savunan paylaşımlar yapıyor. Kendince homoseksüellerin haklarını savunuyor. Örneğin Rusya'daki homoseksüel karşıtlığını kendince eleştiriyor. Claire Berlinski, İngiltere, Tayland, Laos, Fransa ve Türkiye'de yazar akademisyen, danışman olarak görev yapan, Rumiliği ve Darwinizmi destekleyen birisi. Homoseksüelliği destekleyen paylaşımları olan David Lepeska'nın arkadaşı. Türkiye aleyhine hakaretvari paylaşımlar yapıyor. Din hakkında saygıya uygun olmayan yorumları var. Desteklediği ve bağlantısı olan kişilerden biri Nirvana Mahmut, diğeri de Mustafa Akyol. Claire Berlinski de homoseksüelliği destekliyor. Örneğin, Avrupa'daki tehlike, neden kıtadaki kriz Amerika'nın da krizi adlı kitabında homoseksüel Paris Belediye Başkanı'nın göreve gelmesini övüyor. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir, homoseksüelliktir.'' Brooklyn Middleton, Amerikalı siyaset ve istihbarat risk uzmanı, El Arabiya gazetesinde yazıları yayınlanıyor. El Arabiya'nın editörü Faysal Abbas'la yakın çalışıyor. Darwinist ve Rumili savunuyor. Kendisinin geçmişte Rumi'ye benzediğini söylüyor. Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliği açıkça anlatıyor ve homoseksüelliği destekleyen etkinliklerin haberini yapıyor. Amerika'da homoseksüellerin evliliğinin yasallaşmasını sevinçli bir haber gibi duyuruyor. Uzun süredir beklenen gelişme. Tebrik ediyorum benim güzel ülkem. Yüksek mahkeme ülke çapında eşcinsel evliliği yasal hale getirdi. Quillin Vakfı'ndan Ed Hüseyin ve Macit Navaz'la bağlantı halinde. Türkiye'ye girişi yasaklanan David Lepeska'nın yazılarını paylaşıp görüş alışverişinde bulunuyor. Ziya Meral'in yakın çevresinden bir kişi. Mirvana Mahmud'un takip edilmesini tavsiye ediyor. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Peygamberimiz bir hadisinde bu fiili iğrenç olarak nitelemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Lut kavminin iğrenç fiilini yani homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. New Horizons İngiltere'de bulunan kuruluş, amacının İslam'da reform yapmak olduğunu söylüyor. Darwinizmi ve Rumiliği savunuyor. Bu konularda Quilliam Vakfı ile ortak çalışmalar yapıyor. Toplantılarında Quilliam Vakfı'ndan Usame Hasan, Allah'ın yaratmasını inkar eden ve bilim dışı olan evrimi anlatıyor. Vakfın sosyal medya sayfasında Usame Hasan'ın İslam ve bilim çalışma grubundaki alimler, insanın evrimi düşüncesinin İslam'la uyumunda bir sorun görmediler yanılgısını ifade eden sözleri paylaşılıyor. Kur'an'da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hz. Musa'nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kur'an'da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kur'an'ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam'la Darwinizm'i bağdaştırmaya çalışmak Kur'an'ın ilkelerine uymaz. New Horizons Vakfı'nın İngiliz İslamı 2016 adıyla düzenledikleri konferansta Allah'ın çirkinlik olarak bildirdiği ve kesinlikle haram kıldığı homoseksüelliği destekleyen konuşmacılara da yer verildi. Bu vakıf, Telmama kuruluşu ve yöneticisi Fiyaz Mugal'ın faaliyetlerini de destekliyor. Rumeli'yi tanıtan grupları ve toplantıları tanıtıyor. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz." dedi ki, "Gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Lut kavminin iğrenç fiilini, homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. Tüm bu bilgiler İslam aleminde Allah'ın haram kıldığı bir fiil olan homoseksüelliğin yaygınlaşması için, Darwinizme ve Rumiliğe dayalı kuransız bir İslam anlayışının hakim kılınması için nasıl bilinçli bir hareket yürütüldüğünü gösteriyor. Bazı kişilerin anlattığı bu yanlış İslam anlayışı tüm İslam alemi için bir tehlikedir. Müslümanların çok dikkatli olması gerekir. Ancak bu tehlikeye karşı yapılması gereken şey sadece karşı ideolojik cevap ve ilmi mücadeledir. Bu da Kur'an ayetleri ve ilmi delillerle insanların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, yani kültürel çalışmalar yoluyla mümkündür.